Suudi Arabistan yollarında büyük kamyonların üzerinde 3 yolcu uçağının görüldüğü bazı videolar sosyal medyada yayınlandı. Suudi Hava Yolları'na ait 3 Boeing 777 uçağını 26 tekerlekli kamyonlar üzerinde Cidde yollarında gören insanlar bunu videoya çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşımların ardından polis ve trafik departmanına ait eskort araçları ve çok sayıda mürettebatın konvoyun ilerlemesine yardımcı olduğu görüldü. Konvoy sebebiyle bazı yerlerde trafik sıkışıklığı yaşanırken bazı yerlerde de yol kenarında duran insanlar ve çocuklar şaşkınlıkta konvoyu izlediler. İlk başta uçakların Cidde'deki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yakınlarında bir yerde bakıma ya da sergilenmeye götürülüyor olabileceği düşünüldü. Ancak daha sonra 100 metre uzunluğundaki bu 3 römorkun son varış noktasının buradan 850 km uzaklıktaki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad olduğu anlaşıldı. Suudi Arabistan, dünyada herhangi bir hava aracını kara yoluyla 850 km uzağa gönderen ilk ülke oldu. Bu rekor daha önce 2004 yılında Avrupa'da bir uçağın gönderilmesiyle elde edilmişti. Heathrow Havaalanı'ndan İskoçya'daki uçuş müzesine gönderilen uçak 643 kilometrelik bir mesafeyi kat etmişti. Ancak Suudi Arabistan bu kadar uzun bir mesafe bir değil 3 Boeing göndererek yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu sadece bir rekor değil, aynı zamanda Suudi Arabistan tarafından iyi düşünülmüş ve büyük ölçüde başarılı olmuş bir pazarlama gösterisiydi. Şimdi bu konunun derinlerine inelim ve tüm bunların neyle ilgili olduğunu bulmaya çalışalım. İlk uçağın tescil numarası AZAKG olup kayıtlara 1998 yılında Suudi Hava Yolları'na teslim edilen ve 18 yıl hizmet verdikten sonra yere indirilen 26 yaşında bir Boeing 777'dir. Emekliye ayrılan uçak son 8 yıldır Cidde Hava Alanı'nda bekliyordu. Benzer şekilde diğer iki uçak da yaklaşık 18 sene hizmet verdikten sonra son 7-8 yıldır yere indirilmişti. Bu 3 uçak hizmet ömürleri boyunca 50 bin saat uçmuşlar. Uçaklar hizmet ömürlerini tamamladıklarındaysa genelde uçak mezarlıklarına transfer edilirler. Bu alanlar uçakların uzun süre depolandığı çok geniş alanlardır. Bu alanlarda paslanma yaşanmasın diye uçaklar korunmaya alınır. Çünkü pas metal için çok tehlikelidir. Uçakların temizlik gibi periyodik bakımlarının yapılması gerekir ve hizmet ömrü bittikten sonra bile uçakta motor, elektronik, iniş takımı ve koltukları gibi birçok parça vardır. Küçük bir bakımdan sonra bu parçalar tekrar başka uçaklarda kullanılabilir. Tüm parçalar söküldükten sonra ise geride kalan yapı boşa gitmez. Modern uçakların malzemesi 90 yıl sonra bile geri dönüştürülebilmektedir. İçlerinde bulunan alüminyum, titanyum ve çelik kullanım ömürlerinin sonunda tekrar geri dönüştürülebilen metallerdir. Bundan sonra önce uçağın ne durumda olduğuna bakılır. Bazı onarımlardan sonra tekrar kullanılabilir durumdaysa genellikle kargo uçağına dönüştürülür ya da uçuş simülatörlerine dönüştürülür. Tüm bu kullanımların yanı sıra yere indirilmiş uçaklar dünya çapında turistik yerler olarak da kullanılmaktadır. Otel, kafe ya da müzik gibi turistik cazibe merkezi olarak kullanılabilir. Ancak uçakları bu şekilde kullanmak için öncelikle onu satın alacak paranın bulunması gerekiyor. Ondan sonra da taşıma maliyeti var. Çünkü yere indirilen uçağı parçalar halinde kara yolu ya da trenle göndermek mümkün. Suudi hükümeti de bu amaçla bu 3 Boeing 777 uçağını 850 km'ye kadar bir mesafeye gönderme kararı verdi. Ulaşım maliyeti ise onlar için o kadar da önemli değil. Uçaklar Riyad'da düzenlenecek, Riyad Sezonu adındaki festivalde sergilenecek. Bu mega festival için pist kontrol kulesini içeren bütün bir havaalanı inşa edilmiş ve 3 gerçek Boeing 777 uçağı oraya sevk edilmiş. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler ise lüks uçak gövdesinin içinde, kokpitte veya kontrol kulesinde akşam yemeği yiyebilecekler. Ekim 2024'te başlayıp Mart 2025'e kadar sürecek olan bu etkinlik, Suudi Prens Muhammed Bin Salman'ın 2030 vizyonunun küçük bir parçası. İlk olarak 2019'da başlamıştı ancak pandemi sebebiyle uluslararası bir varlık gösteremediği için 2022 yılında tekrar düzenlendi ve etkinliğinin açılış törenine 75 bin ziyaretçi katıldı. Geçtiğimiz yılsa 50 bin turisti çekmeyi başaran Riyad Sezonu Festivali'nin 2024 yılında da katılım olarak yeni bir rekora imza atması bekleniyor. 3 Boeing 777'nin 850 km boyunca taşınması aslında Suudi Arabistan'ın bir pazarlama marifeti olarak değerlendiriliyor.
2024 Riyad sezonunu sadece dünya çapında değil, Suudi Arabistan'da da meşhur eden bir pazarlama marifeti. Yeni bir dünya rekoru da kırıldı. Tüm bunların nedeni Suudi Arabistan'ın artık değişiyor olması. Suudi Prens Muhammed bin Salman, 2030 vizyonu kapsamında Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Aslında Suudi Arabistan'ın böyle bir planı yoktu. Ancak Dubai'nin turizm alanında yaptığı büyük katılımlar tüm Orta Doğu ülkelerinin aklını başından aldı. Gelin asıl konumuza geri dönelim. Suudi Hava Yolları'na ait 3 Boeing 777'nin Cidde'den Riyad'a yaptığı bu yolculuk hiç de kolay olmadı. İlk görev uçağın nakliye için hazırlamaktı. Uçağın kanatları ve kuyruğu çıkarıldı ve geride sadece 200 ton ağırlığında büyük bir gövde kaldı. Bunları kaldırmak için özel vinçler ayarlandı. Gövdeye zarar gelmemesi için onları kaldırmak için özel naylon kayışlar kullanıldı. Büyük bir dikkatle detaylı hesaplamalardan sonra iki vinç birlikte bir büyük fünyeyi kaldırdı ve 26 tekerlekli bir aracın üzerine yerleştirdi. Adı 26 tekerlekli ama gerçekte 104 lastiği var. Riyad'a yapılan bu yolculukta o kadar da kolay değildi. Tüm güzergah önceden planlanmıştı. Römorkun 100 metreden uzun olduğu noktalarda normal trafik yoldan alınıp off-road parkurundan geçirildi ki konvoy olmasın ve trafikte akmaya devam etsin. Bu tür konvoylarda saatte 200 kilometreden fazla hız yapılmaması gerekiyor çünkü bundan daha hızlı hareket etmek römorkun yük dengesini bozabilir. Polis araçları ise konvoya başından sonuna kadar eşlik ettiler. Tüm bu operasyon uçağın parçalarına ayrılmasını, ardından taşınmasını ve son olarak da kanatların tekrar bir araya getirilmesini içeriyor. Geceler de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 10 gün sürdü. Genel olarak bakıldığında Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu konusunda çok ciddi olduğu ve gelecekte bu türden pek çok gösteriye tanık olabileceğimiz görülüyor. Ancak cevabı hala tam olarak bilinmeyen bir soru, Suudi Arabistan'ın Dubai'nin turizmiyle gerçekten rekabet edip edemeyeceğidir. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sizce turizm konusunda Suudi Arabistan Dubai'yi geçebilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.